Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzeriniz olsun kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çocuk olsanız hamdolsun, şükürler olsun. İyiyiz. Allah bugünümüzü aratmasın arkadaşlar. Benim zoba geçmiş de aşağıda değiştirmeye inmedim. Odunla hava yok ha, bunları da yıkıvereyim diye. Çoluk çocuk kalmadı gittiler yerden şimdi. Umur dostlarım, ne yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz, ne işler görüyorsunuz? Biz daha bildiğiniz gibi köy işinden, aşından, ekmeğinden uğraşıyoruz. Kışın köy köylüğünü gösteriyor arkadaşlar. Bu sene kaliferli götüren dedik. Benim benden olacak. Benim oğlan götürecekti de. Ben götürtmedim arkadaşlar. Çocuk oyunları sattı, ne götürecekti. Ben de para bölünmesin diye götürtmedim. Her şey nasip ya. Benim bey diyor ki, ben de kaliferli sınamam diye. Alışanlar dedim, nasıl ıslanıyor dedim beyime. Alışırız dedim, biz de alışırız dedim. Niye alışamayacağız dedim. İnşallah, bilmiyorum tabii, biz de başkasından duyduk da. Doğalgaz onaylanmış diyorlar bizim köyümüz, inşallah. Bilmiyorum, kışa konur, kışı konmaz. Sıcacık yakıyoruz arkadaşlar. Halim oda yanıyor. Sevim oda yanıyor. Bura yanıyor. Kapıyı açtım mı zaten benim ev kutu gibi, her yaka sıcacık oluyor. Acık bir akşamüstü mutfak serin oluyor. Ona da mutfak hiç benim güneş görmüyor. Öbür tarafta ha. Mutfağım benim öğleden sonra sıcak görüyordu arkadaşlar. İyiydi. Öğleden sonra yaktım mı kapıyı açıveriyordum. Nur Seymi odayı da açıveriyordum. Sıcacık her tarafı güneş görüyordu ama burada güneş görmüyor arkadaşlar. Bir arka da görüyor hafiften. Öğleden sonra görüyor. Burası açık sabahtan. Bir hemen yarım saat, 45 dakika görüyor, yine sabahtan görüyor ama tabii güneş, yaz günü de güneşin hiçbir feşti yok. O yüzden valla odun çok arkadaşlar, kömür de çok. Ata Allah'ım oduna, kömüre, neden olursa olur, olmazsa sağlık olsun arkadaşlar, boş ver. Onu kafaya tak, bunu kafaya tak. Dünyada her şeyi kafaya takarsan dünya boş olmayacak, bilmem takipçiler. O yüzden kendimi bir çay demle. Küçük demleği çayımı pişirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz malum ben çayı çok seviyorum. Günde 3 öğün çay pişiriyorum. Gelen gün olursa 4'ü çıkıyor, 5'i çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bir kendim sabah kahvaltıda pişiriyorum. Nursevim'le içiyoruz. Ondan sonra bugün Nursevim kahvaltı yapmadan gitti. Ha, orada yapacaklarmış. Ondan sonra bir de öğlen Halil'le içiyorum. Tekrar Halil kalkınca. Ondan sonra bir de akşama demle diyorum. Akşama da ne yemeği olursa olsun mutlaka yanına çay yapıyorsun arkadaşlar. Çünkü ben kendim çayı seviyorum. Akşam yapmasam gece demleyip içiyoruz kendimiz. Eşim pek kahveye gitmiyor. Ondan sonra Nursevim oluyor, beyim oluyor. Hep beraber demleyip çayımızı içiyoruz arkadaşlar. İyi gündür, çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Her taraf su oldu. Çayırlar. Yeşermeye başladı, bakın sanki ilkbahar geliyor gibi ama arkadaşlar saatle almaya başladı, birer ikişer dakika gidiyor. Önden yaz sezeni 7'de okuyordu, şimdi çeyrek geçeyi buldu, birer ikişer dakika günlük alıyor. Bayağı güzel yağdı, 3 gündür falan yağış var arkadaşlar. Bugün de var, hafiften çiliyor, şöyle tek tük atıştırıyor. Ay, gökyüzünün güzelliğine bakın arkadaşlar, ne kadar güzel. Masmavi. Arkadaşlar bizim kuş 2 tane oldu. Halime biraz kuş vardı, onu getirdi. Kuşlar çoğudu. Benim oğlan bakamadı. Sattı. Hepsini de verdi. Başkasını devretti. Bundan sonra bayağı aldıydı. Yumurtlatacağını, yavrulatacağını. Ona da hakkından gelemedi. Çocuk bilemedi. Başka bir kuşçuluk yapan abi evimiş uşakta. Bir tane de yavru kuş vardı. Onu sokmuyorlardı ilana. Yazın birine kaçırdık ya. Onun yerine tekrar paşamın yanına, aynı paşa gibi bir renkli kuşumuz geldi. Paşam! Paşam! Bakın nasıl kafayı dikiyor. Maşallah bizimki toplu teyze zayıf. O da iyi olur inşallah. Yavru da o.
O da ondan öbürkünden konuşmaya çalışıyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama tabii biz anlamıyoruz. Paşanın dediklerini anlıyoruz. Nasılsın arkadaşlar? Şükürler olsun Rabbine. Her gün kalktın. Diyorsun aha bugün de yine kalktık. Allah'a şükürler olsun diyorum Rabbime. Evet arkadaşlar bugün ben akşam bükme yaptıracağım. Malzemelerimi hazırladım. Biraz mantar bükmesi yaptıracağım. Ondan sonra çok mu gelir diye bakıyorum. Çok gelmez herhalde. Patates. Ondan sonra pırasalı biraz unlu büyüdüm. Şurada incecik biber büyüdüm arkadaşlar. Blender'dan soğanı, domates getirdim. Gelince geçirdim arkadaşlar. Burada da domatesim geçirdim blender'dan. Ben demin yazdım arkadaşlar. Gök domates olarak koyuyorum. Bunlar da bu sefer inmedi. Zebil ziyanı olmasın diye. Bunları geçirmedim blender'dan. Patatesimizi bükme koyacağız. Sobamın kenarında peynirim vardı arkadaşlar. Ben difrizi kırık kırık koyuyorum. Bazen yoğurdum ekşiyi, onu koyuyorum. Ondan sonra nur yapıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz şey yoğurdum vardı annemle. Süt getiriyorum. Şunu çaldım tekrar. Öbür günü de kestirelim. Yoğun şişeler geçiyor arkadaşlar. Şişelerim de yoğun kalmadı da. Yani ben bir yağ tüketiyorum. 3 hafta 5 kilo yağ bitiriyorum. 3 haftada arkadaşlar. Var mı bile? Şunu biraz da tavuk göğsü koyacağım. İşte domates suyu ekleyeceğim. Şu pırasa ekleyeceğim arkadaşlar. Şurada domates suyu ekleyeceğim. Patatesi koymayın. Tuzlarına bakın. Arkadaşlar hayat bağlı. Çok pahalı. Çocuklar da kimi öyle seviyor, kimi böyle seviyor. Bugün Sedan Bey gelemez herhalde. Şuna da benim oranın patatesine. Dur çok gelecek şu. Şöyle elimle karıştırmak zorundayım arkadaşlar. Başka türlü bunun tadı tuzu belli olmaz. Bunda açık nohurçuk vardı. Açık da şey vardı. Peynir kırıkları vardı. Sofrada kalanlar oluyor arkadaşlar. Onları neyse bilirdin. Hepsini bir poşette topluyorum. Ondan sonra bükme ittiriyorum. İyi oluyor. Şunu tuzunu. Tuz atmadım. Çünkü fırında bakıyorlar. Tuz eksik olursa içi getiriyorum diye. Tuzu şimdiden katarsam sulanacak. Bu da pırasa domates suyu. Aynı şekilde bunda da nurçuk var arkadaşlar. Şimdi benim beye geldim. Ben bunları gönderiverim. Bunun için tavuk göğsü var dedik arkadaşlar. Unuttuk bak. Dolaptan çıkardıydım da. Bunu da ye. Soğunu koyuyoruz. Kısaltıp geri zorla bulabildim. Alt tarafını. Şöyle de kıyılmış tavuk göğsüm arkadaşlar. Mantar güzel oluyor tavuk göğsünden. Çok güzel oluyor. Bükmeler çekmeyecekler arkadaşlar. Yalanla olmayanla içimi dışımı sinmiyor. O yüzden malzemelerim şöyle. Videom yok. Karıştırırken dedim videomu açayım. Devamını getirin diye. Şöyle ben kabasını karıştırayım da. Burada tekrarlar bundan. Azıcık yağ koyuyorum arkadaşlar şişeye. Dediğim gibi çok sulanmasın diye şöyle. Yağını tuzunu hallettim. Evet arkadaşlar malzemelerim hazır. Şu pırasa, peynir var. Domates suyu.
Bu da sade peynirle patates. Bunun içinde de mantar, tavuk göğsü, yeşil biber, domates var arkadaşlar. Böyle güzel oluyor. Bir de kuru soğan. Ay mi? Şimdi galiba hazırladım. Bunları fırına gönderin. Bunlar geldiğine çekmem gerek yok arkadaşlar. Hazırladıktan sonra da gönderin. Evet arkadaşlar, size ne göstereceğim. Bizim arka tarafta koyunları koyduğumuz, biliyorsunuz koyun ahırımız vardı. Burayı yıktık. Yıktılar daha doğrusu. Benim bey, benim oğlan Bekir, bir tane de Adem abiye bulduk yardımcı. Ondan sonra dördü beraber 3 günde yıktılar. Az kaldı daha enkaz oldu her taraf. İnşallah bitirir, başarırız, yaparız. Tekrar yapacağız. Bir tarafa koyunları koyacağız. Bir tarafa da düvelere açık bes olarak yapacağız. Bizim bura arkadaşlar, ben bu kapıyı geleli 30 sene oldum. Hemen hemen 30 sene oldum. Bura kayınpederim. Benim bey belen doğmamışmış daha yapıldığında. Halam gel, yeter halam, Nazif halam daha kızmışmış, evlenmemişlermişmiş. Bir 55 sene olmuştur arkadaşlar. Yıkılan, yorulan yerini yama yapıyorlardı. O yüzden benim oğlan burayı yıktı arkadaşlar. Tekrar tabandan yapacak. Tabanına beton atacağız. Duvarlarına işte bir tarafını öreceğiz. Bir tarafı açık bes olarak olacak. Elimizi geçerse bir iki düve bağlarız diye benim oğlan koyun olur anne diyor. Biz yıkma dedik ama yıktı arkadaşlar. Neyse gale. Benim oğlum biraz daha dursun dedi. Bizim oğlan bizi dinlemiyor tabi. Önceden büyüklerin sözü dinlenirdi. Şimdi küçüklerin arkasından gidiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Başarsınlar, becersinler de bir şeylere. Allah dek getirsin. Allah işini gücünü dek getirsin yavrumu. İnşallah başarı. Allah'ım. Biraz sabah çektim arkadaşlar. Dedim ya, 2 gündür video paylaşamıyorum. Birazdan da bükmelik iç hazırlayacaksın. Fırını bükme içi yollayacaksın. Onları çekeyim. Bir şey beklemem çünkü. Bugün yetiştirebilsem inşallah bu videomu paylaşırım. Yetiştiremezsem de nasip yarına. Hafta sonu bugün çünkü. Neyse kal arkadaşlar, üşüdüm. Hava soğuk. Yağmur da tek tek düşüyor. Şu tahtaları da yer atmadılar, oradan alalım diye. Allah daha temizlenecek, biraz akşamüstü ayıracaklar. Ayırıyorlar bakalım benim beynin olan. Vakit fıtırtça. Bugün hava bakın kapalı. Yağmur çiliyor. Şimşi çıktı. Bükme işlerimiz benim beye güttü. Şimdi düvelerimizi bakıyor. Ben de indim. Kuvaları dolduracağım arkadaşlar. Benim oğlan da damın orada kiremitler vardı. Onları götürdü çayırda. Anlayacağınız bizim yaz kış işler devam. İşler bitmiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz silaj, biraz küspe karıştırıyoruz düvelerimiz arkadaşlar. Bundan sonra geçen gün kırma kırdık, arpa kırdık, 40 ölçek kepek aldık. Karıştırdık, daha besiyem falan vermiyoruz. Biraz arpa, biraz kepek karıştırdık, biraz darva içinde. Hepsini tıraş ettik, kırdırdık. Şimdi bu yeğenin üstüne bunu veriyoruz arkadaşlar. Seni çekiyor nerede? Dayı şey bir yakanı küspe. Halil bir elin erdiven de gelmemiş akşamleyin soğukta. Sen götüren aldıkların eldivenler nerede? He? Bir yağ vardı ya. Onlar koyunu götürüyor. Koyunlar götürüver ya. Koyunlar yiyecek arkadaşlar. Akşam ezen hemen hemen olan diye. Gördünüz mü? Biz aşağıda işimizi 6'ya kadar bitiremiyoruz. Ben de burada kovalar dolduruyorum arkadaşlar.
Altına biraz kömür boyu, ondan sonra üstüne biraz yaş, biraz kuru, onun üstüne de gozak, cimcik de tüy koyun, yapıyorsun arkadaşlar. Benim oğlan ne diye bakalım, arkaya anlandı ya. Yağmur çiviyor arkadaşlar, tek tek düşüyor. Kuruyoruz, damın enkazını kaldıracağız arkadaşlar. Oranın şeysini, tabanını temizleyeceğiz. Ondan sonra altını dolduracağız, tekrar başlayacağız arkadaşlar. Evet, gelelim mantarlara. Mantarlar yağmurda pek büyümedi arkadaşlar. Biraz geçen gün ben topladım gittim, teyzemgilin geldiği gün azıcık kavurdurdum. Ama güneş görmediği için tekrar çıkmıyorlar. Hava soğudu ya galiba. O yüzden ha, gördünüz mü? Bakın be. Büyüyor mesela. Çok güzel olacaktı büyümüyorlar. Bıdır bıdır çıktı ama maalesef babanın kışlığından büyümüyorlar arkadaşlar. Benim oğlan motor içeri büyüyecek galiba. Lan dur gol hava. Oğlum dur. Alıveren dur. Dinliyorum bak. Az kalsın kovalar için ne oldu? Ben görüyorum ne oldu ya. Oğlum çeşme dikkat et. Geç. Ben böyle olduğumu hiç yapabilirim. Yapma aşağı geç sen. Kovalar ne oldu sen oğlum? Rezilliğimize bak arkadaşlar. Günün müdürünün içindeyiz akşam ya. İyi gel, iyi kurtardın iyi. Ölüyorum. İyi oğlum kurtardın iyi. Yedin gal.